Sabahın kalkıyoruz, geç kalmıyor diye ne? Yarım saat yol yürüyem. Ondan sonra otobüse bineyim, aşağıya ineyim, bir daha otobüs bekleyeyim. O zaman buraya geleyim. He, iki saatte anca gelebileyim buraya. Ama gelmesem olmuyor, kimse yok. He, anası var, engelli, kaza geçirdi. Tanımıyor bile çocuğunu. He, masa temizde oynayayım, görüş yapayım. Geziyorum işte, yaşlandım. 87 yaşımı bitirdim, 88 yaşıma gideyim. Esma teyze, torunu Hülya'yı biz burada spor merkezimize ağırlıyoruz. Öncelikle ben Esma teyzeye ve kızımız Hülya'ya çok teşekkür ediyorum. Spor engel tanımaz. Dolayısıyla 87 yaşına rağmen Esma teyzemiz ve torununu, engelli torununu buraya alıyor. Burada az önce Hülya kızımızla müsabaka yaptık. Masa tenisinde oldukça da güzel. Hakikaten spor engel tanımıyor. Bunun en güzel örneği Esma teyze torununa inanılmaz derecede onca yaşına rağmen, 87 yaşına rağmen torununa masa tenisi oynatmak adına torununu spor merkezimize getiriyor. Bizim uzman antrenörlerimizin eşliğinde biz torununa antrenman yaptırıyoruz. Spor müsabakalarını hazırlıyoruz. Esma teyzemize kah masa tenisi, kah step aerobik gibi yaşına uygun spor yaptırıyoruz. Bu bağlamda salonlarımız açık. 7'den 77'ye açık. Çünkü biz istiyoruz ki insanlarımız sağlıklı yaşam için spor merkezlerimizi spor yapmak, antrenman yapmak için kullansınlar. Zihinsel engelli bir kızımız. Bana 2 senedir geliyor. Bizim Gençlik Spor İl Engelli Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle başladık. Önce engelli spor merkezinde, sonra burada devam ediyoruz. Kendisi engel durumundan dolayı geçen sene katıldığı Özel Sporcular Federasyonu'nda bölge birincisi. Türkiye genelinde de ilk 10'da, belki de 8 ya da 7. Annesi biraz hasta, rahatsız. Babaları yok. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Anneannesi bir yerden işte emekli olmuş, isteğe bağlıdan. Mali olarak çok şeyleri yok. Bazı arkadaşlarla destekliyoruz, yardımlarda bulunuyoruz. Kendisi engelli olduğu için otobüs gibi toplu taşımayla bazılarını ücretli, bazılarını ücretsiz geliyorlar. Yaklaşık bir 12 kilometre yoldan geliyorlar. Zor bir şey. Teyzemiz biraz rahatsızlığı var. Arada bir gelemiyorlar. Biz bazen gidip kendimiz götürüyoruz, alıyoruz, getiriyoruz, destekliyoruz. Bazen de gelemiyorlar. Yani bu imkansızlıklar dahilinde spor yapmaya çalışıyorlar.